Çanakkale halkına yarın toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun belirleyeceği rakam sizce ne olacak diye soruyoruz. Yarın asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor. Bir asgari ücret belirleyecek. Sizce asgari ücret rakamı ne olacak? 12.500. 12.500. Peki bunun işsizlikle bir etkisi olabilir mi? İşsizlik çoğalabilir mi? Farkındaysanız ki şu an işsizlik had safhada. Sizce ne olur acaba? İşsizliğe bir etkisi olur mu? Yani işverenlerin ne düşündüğü bu noktada önemli bence. Onların kendi yanında çalışan insanlara gerekli özeni gösterip asgari ücretteki artışı da onların da desteklemesi gerekiyor bence. Yani benim tahminim enflasyon karşısında ezdirmeyeceklerini düşünüyorum işçilerimizi. Sizce rakam kaç olur? Onu telaffuz edemem ki, bilemem yani. Yani 3 aşağı 5 yukarı şu an televizyonlarda söylediği kadarıyla 10-12 bin lira arası diye öyle bir şey geçiyor ama. Peki bu rakamdan sonra işsizlik oranı sizce artar mı? Çünkü işverenler de bu ücreti ödeyemeyebilir gibi bir düşünce var insanlarda. Yani bilmediğim bir konu, yorum yapmam doğru olmaz. İşçilik konusunda, işsizlik konusunda. Asgari ücretin yeni rakamı 10 bin küsür olur. 11 demezler, 11, 10 bin küsür. 10 Peki bin. Sizce yeterli mi, daha fazla mı olmalı? Ya mümkün mü yani, yetmesi yani. Yani bir 15 lira falan olması lazım ama ülkenin, bilmiyorum, şu anda şartlar uygun değil. Peki sizce bu artışla işveren bu rakamı karşılayabilir mi? İşsizlik oranı ne olur, yükselir mi, azalır mı? Bence yani kayıt dışı çalışmalar artar yani. Yani asgari ücret vermem der, şu fiyata çalışırsan o şekilde öyle Türkiye'de olur ya, bazı şeyleri ayarlarlar yani. Yani işsizlik oranı artar diyorsun. Yani gizli işsizlik diyelim yani. Anladım. 20 de varsa fark etmez, 15 de fark etmez. Geçinebilecek mi bir insan? Geçinemez. Evet, doğru. Ben bugün emekliyim, aldığım böyle 7500 lira. Ne olur sizce, 15-20 arası mı olur diyorsun? Fark etmez. Türkiye'de bugün %50-%60 enflasyon var. 20 milyar versene olur ki. Bir ev kiraları çıkmış 7,5 milyar. Yeni rakamın açıklanmasıyla işsizlik oranı sizce artar mı? İşveren bu gücü sağlayabilir mi? Şu anda zaten ben sabahın NTV'de seyrettim. 3 milyon bilmem kaç işsiz daha eklenmiş. Evet. Yani bir şey değişmez diyorsunuz, rakamın değişmesi. Hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Anladım. Hiçbir şey değişmez yani. Değişen hiçbir şey olmaz. Olan yine emekli olur, asgari ücretli olur. Evet. Başka bir şey olmaz. Bunu bu kadar bilin yani. Peki 15 olur mu diyorsunuz? 15 olsun, 20 olsun. Bugün bir artı bir ev kiraları 7,5 milyar. 1 artı 1. Anladım. 2 artı 1'leri 10 milyardan başlıyor. Yani İstanbul gibi yerde 15 milyar. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, insanlar geçinemez ne olursa olsun diyorsunuz. 20 milyar versen ne olur? Bir ekmek yarın öbür gün 10 lira olacak. Emekli maaşında bir artış olur mu peki asgari ücretten sonra? Ne verecek? 2,5 milyar. 2,5 verse gene, 10 verse gene iyi. 10 verse gene iyi yani bak. Evet. Onu da vermez. Onu da vermez. Görürsünüz bakın. Bugün Türkiye'de durmadan para basılıyor. Bankalara dikkat edin. Çektiğiniz zaman yeni paralar çıkıyor. Durmadan para basılıyor. Karşılıksız para basıyorsun. Yani değişen bir şey olmaz diyorsunuz. İstedikleri kadar arttır. Hiçbir şey olmaz. Bunu böyle bilin yani. Bence asgari ücretin şu anda 5 bin liranın altında olmaması gerekir. 5 bin olmalı en az. Yeni rakam ne olur sizce? 13-14 civarında olur. Peki sizce 13-14 yeterli mi? Vallahi Türkiye'nin şartlarında yeterli, hiçbirimiz maaş almıyoruz. Yeterli maaş almıyoruz. Evet, doğru. Asgari ücretlerde o kadar azlık, yapacak bir şey yok. Peki bu artışla sizce işsizlik oranı yükselir mi, azalır mı? İşsizlik, bir artış olur mu? İşsizlik oranı artabilir. Çünkü işveren işçi çıkarma yoluna gidebilir. Yani sağlayamaz bu geliri diyorsunuz, veremez. Evet, veremeyebilir. Onun için işsizlik artıyor olabilir. Artış olur. Olabilir yani. 15 lira en az. 15 mi olacağını düşünüyorsunuz? Evet. Peki olması gereken rakam bu mu? Yeterli mi sizce? Şu anda yeterli değil ama en azından 12 veya 15 arası olması lazım. Peki bu artışla işveren bu rakamı karşılayabilir mi? İş gücünü karşılayabilir mi? Karşılayabilir. Yani işsizlik oranında bir artış, azalış olur mu sizce? Olur. Artış mı olur? Bu artış olur. Vallahi 10,5 olmasını isteriz. 10,5 mu olur sizce? Evet, 10,5 olur. Peki 10,5 yeterli bir rakam mı? Yeterli değil ama mecburen katlanıyoruz yani. Yeterli bir rakam değil diyorsun. Değil yani.
Daha fazla olmalı. Daha fazla olması lazım. Çünkü geçim sıkıntıları gerçekten zor yani. Bugün bir ev kiraları 4000 lira, 4500 lira, 5000 lirayı buluyor. Zaten bir evde de bir kişi çalıştığı zaman yetmiyor yani. Onun için asgari ücrete zam olması gerekiyor. Yani 15 bin liraya falan bulmasını gerekiyor yani. Başka da yani ne bileyim diyecek bir şey bulamıyorum yani. Peki bu yükselişle işsizlik artışı olur mu yoksa azalır mı? İşverenler bu rakamı karşılayabilir mi sizce? Vallahi işverenler bu rakamı karşılayabilir. İsteseler karşılayabilirler ama bilmiyorum yani nasıl olur o da. Yani işsizlik artışı olur mu diyorsunuz? İşsizlik artışı olur. Olur. Karşılayamayanlar da olabilir. Tabii, karşılayamayanlar da olur. Çünkü dükkan kiraları pahalı. Yani sadece kendimizi düşünmeyelim yani. İşvereni de düşünmek gerekir bu şeyde. Yani yeni rakamda bence şu anki enflasyonda yani 15 binden aşağısı kurtarmaz. Çünkü aşırı yükseldi her şey, sürekli zam geliyor. Hükümetin bu konuda detaylı bir geçerli şeyli hareketli bir eylem yapması gerekiyor. Yani önüne geçmesi gerekiyor. Çok zor. Millet için, vatandaş için. Artık kan ağlıyor millet. Hepimiz için hani. Genel olarak Türkiye genelinde bu böyle. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani 15 bin olması gerekiyor diyor. Yani. Aşağısı da tam kurtarmaz. Zaten her şey sürekli arttığı için yani insanlar yetişemiyor hızla. Ve alım gücü düşüyor. Bu yüzden de çok sıkıntılar yaşıyor. Yeterli bir rakam mı peki 15 bin? Sizin için daha fazla mı olması gerekiyor? Ya aslında yeterli değil ama yani makul orta seviyede tutacaksın, daha yüksek bir zam olması önüne geçilmesi için. Ne kadar artarsa zamlar da o kadar yükseliş gösteriyor açıkçası. Peki işveren bu oranı karşılayabilir mi? İşsizlik artışı olur mu sizce? Yani aslında işsizlik oranı artabilir tabii yükselişle birlikte. Enflasyon zaten artmış, insanların alım gücü düşmüş. Zor bir süreç yaşıyoruz. Umarım en kısa sürede bu günleri atlatır, daha iyi bir gelecek olur Türkiye için. Allah asgari ücretin istersen 15 milyar olsun. Satın alma gücü anlamı olmayınca, hayat pahalı durmadığı müddetçe pek anlamı yok. Ama benim tahminim 11-11,5 arası olacak herhalde. Ama bir rakam 15 de olsa bir anlamı yetmez. Ama enflasyonu durdurmak lazım. Bence durulacak gibi de görünmüyor. Çünkü zamları görüyorsunuz. Her hafta zamlardan dolayı bu iş yürümez yani. Yani pek iyi görünmüyor durum ama asgari ücret 11-12 arası olur diye düşünüyorum. 11-12 yeterli bir rakam mı sizce? Değil. Ya şu anda 15 de yetersiz ama fazla verilmez yani. Çünkü asgari ücreti biliyorsunuz işverenler ödeyecek. İşverenleri ikna etmek lazım. İşverenler de TÜSİAD'ın açıklamalarını duyuyorsunuz. Mısır'da diyor, emek diyor, bizden diyor yani Mısır'la karşılaştırıyor. Mısır'la karşılaştırmayacak. Avrupa'da karşılaştırmamız lazım. Biz geriye mi gitmek istiyoruz, ileriye mi gitmek lazım? O ilk önce ona karar vermek lazım. Peki işveren bu oranı karşılayamazsa işsizlik artışı olur mu? Tabii yani asgari ücret artarsa işverenler ne yapacak? Siz işçi çıkarmak zorunda kalacak ya da onunla tehdit edecekler. Başka şansı yok yani bu işin. Yani veremezse işsizlik artışı olur. Tabii istihdamda geriye yani artış olacak tabii ki. Hiç umutlu değilim. Para yok çünkü. Ne olur peki, bir tahmininiz var mı? 10, 11. 10, 11 olur diyorsunuz. Peki 10, 11 sizce yeterli bir rakam? Asla, asla. Neden? Geçinemiyoruz. Ben emekliyim, mümkün değil geçinmek. Evim kendimin olduğu halde. Emeklilik maaşlarında bir artış olur mu sizce? 1000 lira. Hiçbir şey vermeyecek. Yani yeterli değil diyorsun. Yok, biz de böyle çekerek gideceğiz. Peki, hak ettik bunda. Evet. Peki işsizlik oranı artar mı sizce bu açıklandıktan zaten çok, sonra? Zaten çok. Ve asgari ücret artarsa işten çıkarmalar çoğalacak. Valla bu gidişle herhalde 12-13 olur. Tahmininiz 12-13. Olması lazım yani. Peki sizce yeterli bir rakam mı? Değil. Ama ülkenin şartlarında çok bile yani. Peki asgari ücretin 12-13 olmasıyla sizce işsizlik oranı yükselir mi? Artış olur mu? İşveren sağlayabilir mi bunu? Tahmin ederim azalır. İşveren sağlayabilir bu rakamı diyorsunuz yani. Yok, zor, çok zor. O zaman işsizlik oranı artar. Artar. Ben tamam. De emekli öğretmenim. Ya.
Biz ne olacağız? Emeklilik sizce yükselir mi? Bir zam bekleniyor mu sizce emeklilikte? Kızım, ben 32 sene çalıştım. Çok şükür ama babamızın, anamızın bize bırakmış olduğu eklerle rahat geçiniyoruz. Yoksa evimizi almışız, yoksa evimiz kira olsa bu parayla ben birinci derece emekliyim. Çok şükür yapıyoruz ama aldığımız para bugün asgari ücret şeklinde 12 bin lira alıyorum. Geçinemiyorum diyorsunuz. Ya geçinmiyor değil de bizim kendi prensiplerim sonucu geçiniyorum. Yoksa mümkün değil. Onlar olmasa normal şartlarda bu ücreti alsam kızım geçinir. 10 bin lira kira verirsen bu geçinir mi? Ama bu şimdi bizim bu şanslılığımız var. Bu şanslılığı olmayan insanlar ne yapacak? Diyelim İstanbul'da çalışıyorsun. Bırakın Çanakkale'de İstanbul'u aratmıyor ki. Çanakkale'de 10 bin üzerinde kiralar. Yani bir ev diyecek, bir daireye girecek olursan 10 bin liranın üzerinde. Yani geçim sıkıntısı var. Ücreti ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar geçinemez. Olmaz kızım. Olmaz. 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 10'un üstünde. Yani? Evet. 10-12. Peki 10-12 sizce yeterli bir rakam mı? Geçim açısından. Vallahi geçim açısından tamam da kirada oturan için falan zor ama ne yapacaksın yavrum, olduğu kadar biz olduğuna yetiniyorduk. 12 bin bizim için yeter, gençlere yetmez. Ya yine yeterli değil diyorsun. Yani gençlere yetmiyor. Çünkü gençler biraz fazla harcama yaptığı için yetmiyor. Peki işveren bu rakamı karşılayabilir mi sizce? İşsizlik oranında bir artış olur mu? Onda bir bilgim yok. Olamaz onu yani. Bilemem, işveren bilecek onu. İşletmeci olmadığım için. En az 15 olması lazım. Yani yoksulluk sınırının düzeyinde olması lazım. 15 olur mu diyorsun? 15 biz bekliyoruz ama 15 olacağını zannetmiyorum. 10 anca olur. Peki geçim açısından sizce yeterli bir rakam mı? Kesinlikle 4 kişilik aileye kendim için bile ben 2 kişiyim. 4 kişilik aileye 30 binden aşağı geçim yetersiz. Yani 15 de yetersiz. 15 yetersiz. Anladım. Peki işveren bu rakamı sağlayabilir mi 15 olursa? İşsizlik oranı artar mı sağlayamazsa? İşsizlik oranı artar. Eğer iş orayı, iş imkanları açılmazsa işsizlik oranı. Çünkü karşılayamayacağı için işçilerini boşaltacak. İşte marketlerde çalışan, kafelerde çalışanlar bir çıkacak, çıkartacak mecburen. Yani artış olur işsizlik oranında diyorsun. Tabii. İşsizlik oranı da artar. 12 bin. 12 bin mi olur diyorsunuz? Olmazsa zaten olmaz yani. Yeterli bir rakam mı sizce? Değil elbette. Çok daha fazlası gerekiyor ama sanıyorum en iyi şartlarda onu verirler diye düşünüyorum. İşveren peki bu rakamı karşılayabilir mi sizce? Ya İşsizlik artışı olur mu yani? Yani işsizlikte elbette artış olur. Karşılayamayacak özellikle küçük işverenler bunda çok sıkıntı yaşayacaklardır ama öbür taraftan da çalışan kesimin çok ciddi sıkıntısı var. Dolayısıyla bir şekilde ortası bulunması gerekiyor. Bir şekilde insanlara nefes alma boşluğu vermek gerekiyor. Karşılayamaz ama karşılaması gerek insanlar için diyorsunuz, geçim için. Evet, bir şekilde devlet de hükümet de destek vermeli ve karşılamalı çünkü insanlar gerçekten zor durumda. Yani bir tahminim yok ama umarım iyi bir rakam olur ki biraz daha geçim kolaylaşır diye düşünüyorum. Tahminen bir rakam söyleseniz kaç olur ama? 10 bin lira falan olur diye düşünüyorum. Peki 10 bin geçim için yeterli bir rakam? Değil. Peki işveren bu rakamı sağlayabilir mi sizce? İşsizlik oranında bir artış olur mu bu rakamdan sonra? Muhtemelen olur gibi görünüyor. Tahmin ediyorum 10 bin civarı olur. 10 bin civarı sizce yeterli bir rakam mı geçim açısından? Yetmediğini düşünüyorum. 10 bin yeterli değil diyorum. Yetmez diye düşünüyorum yani. Peki işveren bu rakamı sağlayabilir mi? İşsizlikte bir artış olur mu sağlayamazsa? İşsizlikte tabii ki artış olur. Bu durumda olması gereken aslında devletin işverene bir miktar da takviye yapıp yani ikisini de kırmadan orta yolu bulup bir şeyler yapması gerekiyor. Ve şu anda zaten asgari ücret benim görüşüm 20 bin liranın altında, bir anlamı yok yani, hiçbir anlamı yok. Sadece göstermelik bir şeyler oluyor, başka bir şey yok. Asgari ücretin yeni rakamının ne olduğu aslında çok da önemli değil. Çünkü bu kadar yüksek bir enflasyon varken ne kadar yükseltirsen yükselt, aynı eş değerde tüketim ürünlerinin de artacağı için
çok da yükselmesinin bir anlamı yok. Tam aksine aslında yani düşse, enflasyonu düşürseler, enflasyon düştüğünde asgari ücreti de düşürseler, alım gücü artsa, yani önemli olan bu. Çünkü alım gücü günden güne zayıflıyor. Yani asgari ücret yükseliyor, enflasyon yükseliyor ama alım gücü azaldığı için çok da ne olduğunun bir önemi yok bence. Peki tahmini bir rakam söyleseniz ne olmalı sizce? Yani şimdi biz esnafız, memur değiliz. Buradaki öngörülen şey esnafı kollamak olması lazım. Çünkü personel giderleri, sigorta giderleri, kiralar vesaire bunlar çok yüklü ve ağır miktarda şu anda. Yani şu anda konuşulan rakamlar 12 bin lira civarında ama yani 12 bin lira gibi rakamların esnafa çok artı katacağını düşünmüyorum. Daha çok emekçi insanlara zarar vereceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani nihayetinde sonuç odaklı bakarsak alım gücünün artması için enflasyonun düşmesi lazım. Asgari ücretin arttırmanın hiçbir şeye çözüm olacağını düşünmüyorum ama şu anki durumda minimum yani eğer enflasyon çıkmazsa minimum. Yani 12 bin lira civarında olması lazım ki insanlar bir tık daha rahat nefes alabilsinler diye. Peki asgari ücret 12 bin olduktan sonra sizce işveren bu rakamı sağlayabilir mi, verebilir mi? İşsizlik oranında bir artış olabilir mi sizce? Ya, şimdi şöyle bir şey var. Kurun yükselmesinden dolayı insanlarımız bu kira, fahiş kiralara gidiyorlar. Kiraya gittiği için mülk sahipleri çok fazla zamlar yapıyorlar. Yıl dolduktan sonra belirtilen oranda yapılmıyor bu. Ondan dolayı şöyle bir şey var. Bizler işverenler olarak bunu karşılayamayız tabii. Yani burada personel azaltmaya, gider kısmaya başvuracağız diyeyim. O şekilde açıklayayım. Ondan dolayı yani o rakamlarda biz işverenler olarak çok da rahat olamayız maalesef. Yani bu nedenle işsizlik artışı da olur. Yani evet işsizlik bu nedenle artabilir.